Şimdi arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı kurarak bence bir hata yaptı. İki partinin de görüşleri aynı olmasına rağmen ülke, vatan, millet sevdası ve görüş birliği olmasına rağmen yine de hata yaptı. Niye derseniz, çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyen çok sağcı kitleler de var. Sağ görüşlü kişiler de var. MHP ile birlik olmasaydı, Cumhur İttifakı'nı kurmasaydı, belki de Millet İttifakı olan CHP, HDP ve İyi Parti'nin ittifakına zemin hazırlamış olmazdı. Veyahut da Meral Akşener gibi çakma ülkücülerin MHP'den ayrılıp, FETÖ'nün desteğiyle MHP'den ayrılıp başka parti kurmasına sebep olmazdı. Yine MHP'nin çatısı altında bu kişiler tespit edildikten sonra FETÖ'cü milletvekilleri tespit edilip yavaş yavaş teker teker partiden bunlar ihraç edilmesi gerekiyordu. Ki Erdoğan'a Bahçeli'nin yaklaşması sonucu bunlar ister istemez belli bir de Erdoğan düşmanlığı kitlesini yanına toplayarak parti kurup HDP'li FETÖ'cüleri de yanına alarak çakma milliyetçi, gerçek milliyetçiymiş gibi yutturdu millete kendisini. Parti kurdu. Ve barajı geçti yani. Nasıl olduysa geçti yani. Demek ki çok FETÖ'cü bayağı kişiler varmış yani. Bir de yıllarca MHP'nin Erdoğan'a yapmış olduğu hakaretlerini sayarsak bayağı sağcı kesimi de Erdoğan'dan soğutmuş oldu yani. Şimdi Erdoğan yeni hamleler yapıyor. Yani akıllı hamle yani. Davutoğlu gibi veyahut da Abdullah Gül gibi kişilerle düşmanlık yaparak Türkiye'de ikinci bir parti, yani AKP'den doğan ikinci bir parti, AKP'nin oylarını, yani AKP'den bıkmış Recep Tayyip Erdoğan'dan hani nefret ediyor diye demeyelim de soğumuş kişiler, sevmeyen artık sempati duymayan kişilerin oyları sol kesime gitmesin diye Meral Akşener gibi PKK, zaten PKK'ya gitmez de, ama netice itibarıyla 3 benzemez, hatta 4 benzemez, Karamollaoğlu, HDP, CHP ve Meral, çakma ülkücüler, her türlü renk var onlarda, her türlü renk, her türlü parti olduğu için, her kılığa girebildikleri için biri sağcıyım diye insanları yanına çekip toparlıyor. Biri solcuyum diyor. Birisi Erbakancıyım diyor. Birisi diyor ben diyor Kürt Partisi'nden diye. Yani cazibe edecek yani albenisi olan albenileri var yani. Erdoğan'dan soğuyan kesimler sağcılar veyahut da tarafsız olanlar onlara oy vermesi için oy verebilmek için onların ikna edici yönleri var gibi duruyor. Şimdi Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması çok güzel oldu. Bu sayede Erdoğan'a düşmanlık yapan, Erdoğan'ı sevmeyen, artık Erdoğan'dan hani gitmesini isteyen ya da osanan, bıkan bazı tarafsızlar, kararsızlardan Ahmet Davutoğlu'na verecek oldukları oy barajı geçiremeyecekler. Barajı geçemeyecek. Barajı geçemezse dolayısıyla onlara atılan bütün oylar otomatik olarak iktidara kalacak. En çok oyu almış olan partiye kalacak. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a kalacak. Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemeyen ve ona rakip olan bir partiye oy atmasına rağmen dolayısıyla oy dönüp dolaşıp Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Bu güzel bir taktik bence. Hani hainlikle yaftalandılar belki ama benim görüşüm Ahmet Davutoğlu çakma olarak Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet yapıyor. Nasıl olsa barajı geçemeyecek. Geçse bile barajı, girse bile meclise belki düşman gibi geçinirler. Türkiye ilgilendiren çok önemli konularda, mevzularda Erdoğan'ı desteklerler gibime geliyor yani. Çünkü bu da
bir devlet taktiğidir yani. Güzel bir taktiktir. Böyle olması gerekir yani. Sizin hain bildiğiniz, yıllarca hain bildiğiniz kişi devlet adamı çıkabilir. Sizin iyi bildiğiniz, yıllarca iyi bildiğiniz siyasetçi, yalancı, hain, sapık veyahut da paracı ya da satılmış çıkmıyor mu? Çıkıyor. Aynı şekilde sizin hain bildiğiniz de devletini, milletini aşırı seven, ülkesine bağlı bir milletvekili olarak karşımıza çıkabilir. Görev icabı parti kurup, görev icabı Erdoğan'dan soğuyan oyları alıp geri tekrar Erdoğan'ın hanesine yazdırmak amaçlıdır. Zaten MHP ile birleşmesi hiç de güzel olmadı ki bu sayede İYİ Parti'nin ortaya çıkmasına sebep oldu. FETÖ'cü ve sağcı bir sürü kişinin Meral Akşener'e kaymasına sebep oldu. O Meral Akşener'de o kişilerden aldığı oyu HDP ve CHP ile birleştirdi. Daha sonra İstanbul ve Ankara'yı kaybettiler. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimli, başkanlık seçimi çok önemli. Bu 2023 seçimlerine AKP'nin çok taktikli ve çok geniş yönleriyle araştırılıp ve başarılı bir şekilde, bilgili bir şekilde seçimlere girmesi lazım. Yoksa bu gidişle İstanbul, Ankara'da olduğu gibi CHP, HDP ve İYİ Parti'nin bir araya gelerek nasıl bu büyük belediyeleri AKP'nin elinden aldığı gibi 2023'te de başkanlık seçimlerinde başarı elde edebilirler yani. Kafa kafaya giderler. Bu yüzden Erdoğan'ı sevmeyen bazı kişilerin oyları dolayısıyla dönüp dolanıp yine Erdoğan'ın hanesine yazılması Erdoğan'ın avantajına olur.